Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Tanki X'in yeni bir bölümüyle sizlerin karşısındayım. Ücretsiz ve tamamen Türkçe aksiyon oyunu Tanki X'te maceramıza devam ediyoruz ve babuşlar sizlere harika bir duyurum var. Geçen videolarda da bahsetmiştim. Cumartesi günü bir canlı yayın gerçekleşecek ve cumartesi gerçekleşecek olan canlı yayında 3 büyük ödül sizlere sunulacak ve katılım şartı da sadece canlı yayında benimle beraber oyunu oynamanızdı. Size güzel bir haberim var. Bugün akşam saat 8'de gerçekleşecek olan canlı yayını kazanan, yani canlı yayında gerçekleştireceğimiz maçı kazanan babuşumuza bir e-spor forması hediye edeceğiz. Şöyle e-spor formasının da hemen size görüntüsünü ileteyim. Aynı zamanda cumartesi günü gerçekleşecek canlı yayında 3 büyük ödül dağıtılacak, haberiniz olsun. Bunlardan birisi forma, birisi SA902 model kulaklık. Bir diğeri de oyun içi 48 TL değerindeki elmas paketi. Canlı yayınlarımız etkinliklerle, hediyelerle geçecek, haberiniz olsun. Bugün akşam saat 8'de Twitch kanalımızda canlı yayında olacağız. Tanki X canlı yayınında hepinizi yayına bekliyorum babuşlar. Ve bu arada oyun içi ismim, şöyle göstereyim. Oyun içi ismim Samet Gungor arkadaşlar. Beni ekleyebilirsiniz ki sağ olun, baya baya ekleyen olmuş. Şu an aktif olarak oyunu oynayan Erdem de var. Ankaist de çevrim içi. Diğer arkadaşlarımızı da hemen ekleyelim. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok çok sağ olun. Seriye verdiğiniz destek için, bana verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyorum. Şimdi dilerseniz sözü çok fazla uzatmadan hemen maça başlayalım ve 48 TL değerindeki elmas paketini de gösterelim size. Şu an indirim söz konusu. Ha, güzel. Güzel. Tankları geliştirmenin tam zamanı. Günlük ödülümü bir alayım. Şuradan XT kasa parçasını alalım. Günlük ödülümüzü bir kullanalım. Günlük ödülümüzü kullandıktan sonra hemen oyuna girelim. Bu videomuzda da bir iki maç atalım. Söylemiş olduğum gibi babuşlar, akşam saat 8'de Tanki X canlı yayınında olacağız ve bu canlı yayında bir izleyici oyunu gerçekleştireceğiz. İzleyici oyununu kazanan, yani en yüksek skora ulaşan babuşumuza bir forma hediye edilecek ve cumartesi günü gerçekleşecek canlı yayında 3 ödüllü izleyici oyunumuz olacak. Bunlardan birinde 48 TL'lik oyun içi elmas paketi, e-spor forması ve SA902 model kulaklık sizlere hediye edilecek. Hemen hazır verelim. Maçımız başlasın. Rio haritası. Arkadaşlar, bizim genelde canlı yayınlarda oynadığımız harita Rio haritası. Gerçekten hangi tarafa düşerseniz düşün, oynaması inanılmaz derecede keyifli bir harita. Biz canlı yayınlarda sıklıkla Rio haritasını oynuyoruz. Bu arada oyunu ücretsiz bir şekilde açıklama kısmından indirebilirsiniz, haberiniz olsun. Ve videoya beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz çok çok sevinirim. Oo, oyun sesi biraz fazla mı sanki? Düşman göremedim pek ama. Biz burada bir bayrak kapma yarışı oynuyoruz var ya, inanılmaz. Çok keyifli oluyor gerçekten. Benim smokinim menzili o kadar fazla değil. O yüzden buradan ilerlemek pek bizim yararımız olmayacaktır ama şu gelen arkadaşa bir hasar verelim. Biri alev saldırısı gerçekleştiriyor. Bir diğeri ise buz saldırısı gerçekleştiriyor. Oyunda sesimiz biraz fazla sanki. Oyun içi ses. Şu an benim savunmamı ortadan kaldırdı eleman ama. Oo, patladık. Bir saniye, savaşı terk etmeyeceğim ama sadece kendimle sesi kısacağım. Arkadaşlar, ben normalde Windows'umun sesini %50'de kullanıyorum. %100'e çıkarınca haliyle bir benim kafam döndü, biliyor musun? Çok fazla ses geldi kulağıma ve bende fazla ses hassasiyeti var. Mesela ne bileyim, düğünlerde falan hiç rahat edemem. Benim öyle pis bir huyum var. Böyle sesi pek sevmiyorum. Tanka iyi ön kaldırttık ha. Senin o taretin ısınmıyor mu kardeşim? Ve taret ısındığında kendine hasar vermeye başlıyor arkadaşlar tank. Sıcağa karşı dayanıklılık almadım ama mamut zırhına sahibim. O kadar da sıkıntı yaşamayız diye tahmin ediyorum. Ne oluyor? Kardeşim, bana mı ateş ediyorsun? Önden başka biri mi var yoksa? Şu var ya, buz silahı kullanan arkadaş gerçekten çok muazzam iş çıkartıyor.
Çok güzel. Çok güzel. Double kill'imizi aldık. Şunun bir savunmasını geçersiz kılalım diyecektim ki savunmasını geçersiz kılsak bile pek şey yapamadık. Bu arada o kullanılan gördüğünüz tank bana hasar veren normalde medic tankı. Yani şayet arzu ederseniz bununla dost tank birimlerini de hırlayabiliyorsunuz. Dost tank birimlerinin canını doldurabiliyorsunuz. Abi mamut zırhıyla Twins mi kullanıyorsun? Yok, mamut zırhı değil galiba. Viking zırhı sanırsam, tam bilmiyorum ama. Mamut zırhına karşı çünkü şey pek gitmiyor. Ops. Kanka mevzu var, mevzu. Mevzu var. Birileri bizim arkamızdan dolanıyor. Bu arada Rio haritası gerçekten çok güzel. Ay. Dur şuradan bir kalkanı alalım. Şuradan aldığımız kalkanla hareket edelim. Gel bakalım, arkamdan kovalamak istiyorsan hay hay. Hay hay. O mayınlara oturursun en kötü. Ha, bu arada bu healer değil. Yani en azından bize healer değil. Arkadaşlar bir miktar yardımcı olsaydınız keşke. Bir miktar yardımınıza ihtiyacım vardı sanki. Sadece 100 canım var. Şurada bir yerde kenara çekilip kendimi bir tamir edebilirsem çok harika olacak gerçekten. Kenara bir yere çekilip bir kendimi tamir etmek istiyorum. Şuna pek gözükmesek iyi olur. Şu dostuma destek vereceğim. Üstüne atlamak nedir ya? Bizim görüntü birazcık bulanıklaşıyor bu arada. Muhtemelen bende bu maç fazla kill olmayacak ama fazla asistim olacak. Ben buralara mayınlamıştım. Oo, drone kovalıyor. Hasan Beyciğim. Teşekkür ederim bana ultra kill'imi ikram ettiğiniz için efendim. Kardeş bir saniye, benim birazcık geri çekilip safe oynamam lazım. Ulan arkadaş, hey maşallah, adam da dünyanın hasarını yiyor. Oyundan düştü muhtemelen. Şu yukarıya bir destek lazım sanki. Sanki değil, yukarıya bir destek lazım ama yukarıda 3 tankın arasına gitmek ne kadar faydalı olacak bizim için elbette ki bilemiyorum. Lazer mi kullanıyorsun sen? Çok güzel, killstreak'imizi aldık. Bu konum güzel aslında. Yani tepeden fazla nokta görebilmemiz gerçekten güzel. Ama bakalım buradan kime hasar verebileceğiz. Bir şey yapalım. Ben buraları bir mayınlayayım. Buradan geçmeye çalışan arkadaşlar istemeseler bile mayın hasarına maruz kalsınlar. Şöyle canımızı bir tamamlayalım. Defansımızı da aldık. Şurada sabit duran olursa onlara bir güzel hasar vereceğim burada. Arkadan çok muazzam hasar vuruyorum var ya arkadaşa. Oo, birisi bana çok sağlam vurdu. Patlayacağımız belliydi ama olsun, mayınlarımız duruyor hala. Yani o bölgeye çıkmaya çalışan olursa muhtemelen mayın hasarından yerin dibini boylayacaktır. Kardeş merhaba. Twins kullanıyorsun. Twins'le beraber bana hasar verme ihtimalin çok çok düşük. Çünkü Twins seri saldırsa da uzaktan bana karşı bir şansı yok. Smokey'nin avantajlarından birisi bu. Şu an tamir kullanmaya gerek yok. Tekrar o Twins zırhlı arkadaş var. Şuradan ona bir hasar vuralım. Evet, killer bana kalmıyor. Onun dışında bir problemimiz yok gibi. Mayın koydum. Mayına oturdu. Bir mayın daha bıraktım. Keşke mayına otursaydı ama oturmadı. Birazcık gidip kendimizi tamir etmeyi mi beklesek acaba? Yani bir yerlerde ikmal kitine falan ulaşmamız gerekiyor. Öteki türlü işimiz yaş. Gelip geçerken şöyle bir iki tane yerleştirmeye çalışıyorum da elemanlara.
Şu an durumumuz pek iç açıcı sayılmaz arkadaşlar. Şuradan şöyle bir... Oo, çok kötü çıktı. Bana dönse çok fazla hasar yer, patlardım muhtemelen. O drone'un bana gelmemesi lazım. Ha, teşekkür ederim. Önüne bakmadan çıktı bir arkadaş, drone'a oturdu. Oo. Gelişine güzel oturttuk ya. Ben birazcık daha safe oynamayı tercih edeceğim. Burada aslında Thunder olsa güzel iş yapar mıydık onu düşünüyorum da. Thunder'ın da atış oranı çok düşük. Atış oranı çok düşük olmasa... Kardeş merhaba. Sana şöyle bir merhaba damage'i atalım. Arkamdaki de düşman tankı değil mi? Evet, takip eden mayını var hem de düşman tankının. Ya. Öyle bize şekil şükür yapması kolaydı kardeş. Öyle şekil şükür yapmak kolaydı. Güzel. Oo, sanırım maçı birinci bitiriyoruz şu anda. Birazcık fazla zorluyorum sanki şansımı. O skor tablosunu görünce 17'ye 7 var, benimki 17'ye 4. O karşı tarafta iyi oynayan arkadaş birazcık daha kill alırsa benim açımdan sıkıntı olabilir ama tabii daha bizim bir de asistlerimiz var. Ben bu oyunda güzel asist de yaptığımı düşünüyorum açıkçası. Kardeş, oraya mayın koydum. O mayınlardan birinin seni halledecek olması lazım ama halledemediler maalesef. Bu maçı Edo bitirmek istiyorum ya. Bu maçın birincisi olmak istiyorum. Bakalım. O Thunder kullanıyor. Thunder kullandığı için oldukça yavaş vuracak. Ben bu süre zarfında onu indirmeyi başarabilir miyim? Evet, başardım. Süper. Arkadaki tankına da saldıralım. Kardeşim, benim killerimi almayaydınız. Orada birkaç tane mayın var ama yeterince iyi hasar verir mi o mayınlar bilemiyorum doğrusu. Hoppacık. Biz de patladık haliyle. Biz de patladık haliyle efendim. Şöyle bir kalabalık olan yere gidelim. Orada çarpışmaya devam edelim. Kardeş, o taretle gerçekten hasar verebiliyor musun? Bak şu an önümüzde giden elemanın kullandığı taret gerçekten inanılmaz derecede sıkıntılı bir taret. Şöyle bir sıkıntısı var o taretin. Isınıyor, çabuk ısınıyor. Isınınca kendi tankına zarar vermeye başlıyorsun. Kendi tankına zarar vermeye başlamanın akabine... Orada hareketli mayın var, ben oraya gitmem. Kendi tankına zarar vermeye başlamanın akabine bir de şöyle bir eksisi var onun. Hızlı dönüş gerçekleştiremiyor. Bu arada maçımızda elimizden geldiğince yüksek skor yapmaya çalıştık. Süper. Süper. Maçın oyuncusu ödülünü almayı başardık arkadaşlar. 21 kill, 18 asist, 6 ölümle maçın oyuncusu ödülünü aldık. Ve maçımızı kazandık. Gerçekten birazcık daha kompetitif ilerlemek için çabalıyorum. Yayın dışında da bayağı oynuyorum, yayın ve video dışında kendimi geliştirebilmek adına. Ki açıkçası aldığım sonuçlar beni tatmin ediyor. Dediğim gibi çok fazla asistim olmuş benim. Ve ya gördünüz şu dönen tareti. O taretle oynamak gerçekten sıkıntılı. Sıkıntılı ve zor bir şey. Şuradan ödüllerimizi alalım. İtibar puanımız da bayağı yükseldi. Yakında Gümüş Lig'e çıkabileceğimizi düşünüyorum. Arka plan savunması geldi. Tamir kiti geldi 4 tane. Çok güzel, bu sayede tamir kitini de upgradeleyebileceğiz. Elmasımız da geldi. Süper. Ve bir takım savaşı kazan ve 5 savaş tamamla görevlerimizde ilerleyip bir miktar daha elmas elde etmiş olduk. 10 takım savaşı kazanırsam da bana bir kamuflaj kasası verecek. Gayet iyi. Bizimkilerden biri açık galiba. Özel oyun oluşturabilir misin? Canlı yayın var paşam akşam. Akşam oynayalım beraber. Klavye sesi çok geliyor değil mi yayına? Şimdi
Ben hemen bir garajıma girip modüllerimi upgrade'lemek istiyorum. Öncelikle arka savunmayı bir geliştireceğim. Arka savunma için 50 istiyormuş. Ben niye sürekli bu 50'yi 5 olarak görüyorum? Bak misal EMP için 32 tane biriktirmişiz. 50 tane biriktirince gelişiyor. Gövde için de geliştirebileceğim herhangi bir şey yok. Acaba arka savunmadan ziyade bir şey mi alsam? Hem gövde hem taretin sıcaklık normalleştirme hızını pasif olarak arttırır. Ya aslında ısıya karşı dayanıklı olmak bize daha büyük bir avantaj sağlayabilir. Ya çünkü temel olarak baktığınız zaman arka plan zırhı bilmiyorum çok arkalanmıyoruz. Dikkat ediyoruz aslında kendimize ama arkalandığımızda da yardım oluyordur illaki. Onun yerine ısı şeyi koysak, ısı bloğu koysak daha mı iyi olur acaba? Bence arka savunma dursun ya şu an. Yani ısı bloğunun o kadar bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Bu arada bizim mamut zırhı 6. kademeye gelmiş. 6. kademeye geldiği zaman mamut 1'i kullanabiliyoruz. Tasarım olarak birazcık daha değişiyor. Fark etmişsinizdir. Şu önde bulunan zırh yeri özellikle. Önde bulunan zırh yeri birazcık daha şey yapıyor. Düzleşiyor sanki. Daha bir güzel duruyor. Bunu kullanalım. Ana vatan savaş boyasını ve Fetih 1453 logosunu kullanıyoruz zaten. Güzel. Teşekkür ederim Melih'cim. Teşekkür ederim. Ne yapalım? Bir oyun daha atalım dilerseniz. Bir oyun daha atalım. Ve maçımız başlasın efendim. Söylemiş olduğum gibi akşam 8'de canlı yayındayız. Akşam 8'de gerçekleşecek canlı yayında. İzleyici oyunlarında forma ödülü olacak. Haberiniz olsun tekrardan. Tamam ben hazırım. Başlayan bir maça mı dahil olduk acaba yoksa yeni mi başlıyor? Oley ve yine Rio Map'i. Rio Map'ini gerçekten çok seviyorum. Diyorum ya bak özellikle bu map'te bayrak kapma oynadığın zaman gerçekten çok harika oluyor. Ve biz sanırım başlayan bir oyuna dahil olmamışız. Hayır maç yeni başlıyor. Başlamaya hazırım. Şunu öldüreyim öyle. Ama lütfen ya. İlk kilimi alacaktım. Adamın zırhı fazla olduğundan oldu. Hemen ben bir tekrardan sol kanattan ilerlemeyi deneyeceğim. Bakalım sol kanata akın gerçekleştirdiğimizde nelerle karşılaşacağız. Sol taraf boş duruyor. Yukarıdan bir ilerleyen var. Solda karşımda dimdik duran arkadaşa vuruyorum ama. Arkasını mı dönmeye çalışıyor? Arka plan zırhı mı fazla acaba? Kardeş sen ne kullanıyorsun ya? Silahın tamdır onu anladım da silahın tamdır olmasına akabinen farklı bir şeyler daha var o elemanda. Şöyle şuraya bir iki tane mayın döşeyelim giderken. Şuraya bir gelelim bakalım. Thunder kullanıyor garibim. Oradan Thunder'la bana hasar veremez. Ama ben buradan onu keklik gibi avlayacağım. Hasarım yetmedi. Hasarım yetmedi. Ya ben bulunduğum konumu terk etmeyeceğim yine de ya. Şöyle bir daha şey sıkan bir silahım olsa, daha sağlam vuran bir silahım olsa. Ya bak bu taraf şimdi çok çok güvenli. Misal neden? Bu arada arkadan alınan hasarı azaltan buff'ımız var ya. O yüzden şöyle arkamı dönüp ateş edeceğim. Bu taraf çok çok güvenli. Önümüz mayınlı. Şey arkamız mayınlı. Önümüzde de gelen giden olursa sıkıntı olmaz. Ateş ediyoruz zaten. Bol bol atış hasarı veriyoruz. Şöyle bir base'den gelene geçene saldıralım efendim. Arkadan biri çıkmaya çalışıyor. Çıkmaya çalışıyor değil, çıktı bile. Kardeş o kalkan bana etki etmeyecek. Öleceksin orada biliyorsun değil mi? Ben burayı kolay kolay bırakmam. Burayı tuttum ben burayı kolay kolay bırakmam. Önüme gelene çalışıyorum zaten burada. Orada sağlık bulmayı umut edecek değil mi? (Gülüyor)
Bir yerden daha hasar yiyoruz. Muhtemelen arkalandık arkadaşlar. Muhtemelen arkalandık. Evet, arkalandık galiba. Arkadan bir yerden hasar yediğime eminim. Belki de bir mayına falan denk gelmişizdir, bilemiyorum. Ama orayı bir miktar mayınladım. Oradaki mayınların da işe yarayacağına inanıyorum. Şöyle şuradan gelene geçene bir çalışalım. Sanırım bu bölgede durup bu bölgeden de hasar vermeye çalışabilirim. Buranın da görüş açısı gayet iyi gibi. Tanklar hızlı geçiyor ama hızlı geçtikleri için bak biri görünmez oldu. Tanklar hızlı geçiyor, biri görünmez oldu. Aa güzel. Şurayı bir mayınlayalım mı? Bir de şuranın alt girişini. Şu an o turboya vurmaya çalışıyorum ama. Twinch'li bir arkadaş var. Onun geçişini sağlamaya çalıştım. O geçsin de rahat etsin diye. Çok seri saldırıda bulunuyoruz ama. Kardeş bilmediğim bir şey var. Bura adamların spawn noktası. Hemen şu yan taraf var ya. Parmağımla gösteriyorum ama. O barnakla gösterdiğim yer adamların spawn noktası. İşte şekil 1A. Herifler dibimizde spawnlanıyor. Kardeşim bir geri çekilmeme müsaade edecek misin acaba? Geri çekilmeme müsaade eder misin? Oh. O ne ya? O kadar mayın... Hayır. O drone'lu mayından kaçışım yok ki. Benimki mamut zırhı. Drone'lu mayından kaçamam ki ben mamut zırhıyla. Nasıl kaçam? Ama turboya gelişime iyi yapıştırdım ya. Şu smokinin hasarını var ya bir miktar daha arttırabilsem şöyle. Arkadaşlar burada var ya bizi patates ederler. Kaç tane tankın hasarıyla yüzleşiyoruz şu anda? İnanılmaz. Şuradan bir kafamı sokabilirsem içeri. Bir tek yukarıdakine dikkat etmem gerekiyor. Evet, adam tepede benden daha iyi atış konumuna sahip. Kardeşim ne haber? Ya öyle uçarak kaçarak vurması, artistik taslaması kolaydı değil mi? Abi o Thunder kullanıyor ya. Ben bununla birebir girmeye kalkarsam bu beni yok eder. Herif Thunder kullanıyor aga. Parça tesirli biliyor musun onun kullandığı Thunder? O beni burada kilitledi şu anda. Hasar vurmayla alakası yok. O beni şu an burada kilitledi. Benim şöyle bir şekilde dönüp kaçmam gerekiyor. Bir tane hasarı yiyeceğiz ama buradan çıkacağız abi. Yok çünkü ben Thunder'lı adama karşı şey yapamam, çarpışamam. Thunder ne yapıyor? Parçacık hasarı veriyor. Ya duvara bile vursa bana çarptırıp hasar verebilir o duvar üzerinden. Kardeşim mayın var, mayın. Ama mayın koydum, adam mayının kenarından geçti. Tank hafif diye hissetmedin mi acaba mayını? Ya beni bir yamutmasan ne biçim araba kullanıyorsunuz ya? Altın kutu mu kazandın? Hayır, map'e altın kutu geldi. Arkadaşlar kendi base'imizdeyiz ve beni ittiriyorsunuz ya. İnanılmazsınız gerçekten. Gerçi takım iyi şu anda. Takımdan yana bir sıkıntım yok da. Kardeş. Skorumuz gene fena değil.
Ya birader ben sana kafayı taktım ya. Ben sana kafayı taktım. Şu an ölüm bile olsa ucunda, bak o da duman bastı. Defansını arttırdı. Ölüm bile olsa ucunda ben seni patlatacağım. Gel Keko. Tamam, Keko tahmin ettiğimden daha iyi iş çıkarıyor. İtirafta bulunacağım. Keko dediğim arkadaş tahmin ettiğimden daha iyi iş çıkardı. Ve birisi yandan bize Mokoko Mokoko çalışıyor. O benim bıraktığım şey patlayacak mı artık? Bir ara. Abi lütfen beni korur musun abi? Abi lütfen item ver. Ya gene mi orada biri beni belirledi ya? Bir yerden oturdu çalışıyor bana. Gene mi ben? Şu parça tesirli vuran arkadaş var ya, o yine burada. Ama o beni patlatır ya. Oo! Parça tesirli vuran bizdenmiş. Merhaba falan diyor, sağ olsun. Kankacığım teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Aynı oyuna denk gelmişiz. Kafama kafama vuruyorsun, ne güzel. Eline sağlık. Hayırdır kardeş, bizde de Fetih 1453 logosu var. Ayrola. Hayırdır be ya. Ultra kill. Arkadaşlar adamlar bizim base'de be ya. Ayıptır be. Kulağımın dibine gelip lazer attı galiba Eleman. Ya öyle kaçarım vardı. Bir lazer daha mı? Biraderim. Bir lazer daha mı ya? 65'e 63. Kaybedeceğiz galiba. Arkadaşlar şu yukarıdaki lazeri indirmezseniz adam bizi keklik gibi avlayacak orada. 4 kişi falan bastılar. Abi be, abi be. Ya bu kadar kıl payı yenilgi olmaz ya. Bu kadar kıl payı yenilgi olmaz ya. Harbiden kıl payı yenilgi ya. Şu örümcek mayından ben de istiyorum ya. Ya bozgun almamıza rağmen itibar puanımız arttı. Çünkü düzgün oynadık. Baktığınız zaman 19-6-6 oynamışız. Bayağı sağlam. Karşı tarafta 19-5 oynayan var. Ya onun puanı daha fazla. Niye daha fazla bilmiyorum. Aslında ben ondan az ölmüşüm. Benim ondan fazla asistim var ama. Fazla hasar vurdu demek ki. Yani yüksek miktarda hasar vurdu. Puanları topladı. Ama bu kill olarak yansımadı. Demek ki tank kaçtı, ölmedi, bir şeyler olmuş olabilir. 65-67 kıl payı, kıl payı. Babuşlar, izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Benden bu videoluk bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Esenlikle kalın. Bay bay.